Hoş geldiniz Aykan Bey. Hoş bulduk hocam. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Selam. Teşekkür ederiz. Hocam ben faizle ilgili bir soru sormak istemiştim de. Buyurun. Aldığımız bir borcu bir miktar fazlasıyla ödediğimizde, yani karşı taraf bir karşılık beklemeksizin biz ödediğimizde bu faize girer mi, girmez mi? Yani siz borcu aldığınız kişinin herhangi bir talebi olmadan tamamen evet, iyi niyetle bir miktar fazla veriyorsunuz. Evet. Tamam. Aynen soralım. Bu şekilde hocam. Allah kolaylıklar versin Aykan Bey. Cenab-ı Allah borçlarımızı ödemeyi nasip etsin. Ankara'ya selamlar. Ne dersiniz hocam? Yani borç alışverişinde eğer ben 100 lira aldım ama şu şartla alıyorum, daha fazlasıyla ödemek koşuluyla alıyorum veya veriyorum ama daha fazla ödemek koşuluyla sana veriyorum derse bu faizdir. Ama veren kişinin böyle bir talebi yok, isteği yok. Belki aradan süre de geçmiştir. Efendim onu o zor durumda bırakmamış, onun talebini karşılamıştır. Bu sefer de borçlu olan kişi fazlasıyla, gönül rızasıyla veriyorsa bu faiz değildir. Eyvallah hocam. Belki de verdiği şey de bir şeyi telafi etmeye yöneliktir muhtemelen. Mesela enflasyonist bir ortamda. Mutlaka öyledir. Yani parası biraz değer kaybetti. Tabii değer kaybetmiştir. O manada vermiştir. Efendim bu ne yapmıştır? Fazlasıyla ödemiştir. Veren kişi gönül rızasıyla veriyor. Öbür tarafın, siz de ifade ettiniz, herhangi bir talebi de yok. Zaten böyle bir şartlı bir fazla ödeme de yoktur. O zaten baştan faiz olur. Evet, o zaman faiz olurdu. Bu ise bunda bir şey yok yani.